Benjamin Orkun, Doktor Orkun geri döndü. Daha önce bildiğiniz gibi 3 tane falan bir ameliyat yapmıştım. Hatta 3 videoda 6 ameliyat yapmıştım galiba. Bir videoda 2 ameliyat ortalamamla coşturuyorum. Hastaneleri coşturuyorum. Çılgın Orkun doktorları, hastaları ve hastaneleri coşturuyor. şeyi de takayım. Baya güzel oldu. Bu da şey müziği çalıyor. Bu müzik bana tanıdık geliyor bir yerden. Bu müziği nereden tanıdığımı bulana çatal bıçak takımı hediye ediyorum. Yorum olarak yazın. Bulursanız ne olduğunu. Neyse. Bugün kalp ameliyatı yapıyoruz. Her ameliyatta çok başarılı oldum. Hastalarıma da çok iyi davrandım. Çok iyi ameliyat yaptığım için beni de davet ettiler. Sağ olsunlar. Bu arada benim göbek adım Kutsi. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Benim göbek adım Kutsi. Doktorlar dizisinde ben oynadım aslında. Operate diyorum. Merhaba doktor. Ben hemşire Lara. Bilmem ne bilmeler. Evde denemeyin. Tabii denemeyin evde. Ne olmuş? Hıtıcı bu. Joe gelmiş. Joe top oynarken gelmiş. Zayıf bir kalple doğurmuş. Çok fazla yorulduğu zaman diğer çocuklardan daha hızlı yoruluyormuş. İyileşmezse tehlikeli bir hal alacakmış durumu. Evet bunu gördük zaten. Tamam. Şimdi diyor ki steteskopla dinliyoruz. Tamam, steteskopla dinleyelim. Yine steteskop modunu alıyorum kulaklığı. Bilmiyor olabilirsiniz. Bu kullandığınız bütün kulaklıklar, şu yukarıdan gelen bütün kulaklıklar aslında bir steteskop. Steteskop olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani şey yapıyorsunuz. Şu kulaklığınızın kablosunu böyle bir yere dayadığınız zaman o steteskop olarak kullanabiliyorsunuz. Hani bilmiyorsanız diye. Evet, şimdi ameliyat odasını alıyoruz. Evet, bunu ama böyle steteskop olarak kullanmaya devam etmeniz gerekiyor maalesef. Sterile etmemiz gerekiyor tabii ki. Tabii bunu kim unutabilir ki? Tongları alacağız. Bunu alıyoruz. Pamuğumuzu alacağız şimdi. Sonra tentürdiyota batıracağız ve alanı tentürdiyotlayacağız tabii. Tabii önceki videoları izlemişseniz hatırlıyorsanız. İzlemediyseniz geri gidip önce onları izleyin şimdi. Tentürdiyot sürmeyi bilmiyorsanız yani çok ayıp. Çok ayıp. Ha, şimdi çizeceğimiz yeri çizgiliyoruz. Çizgiledik. 5 dakika. Tamam. First incision. Chapelle nerede? Chapelle nerede? Chapelle dediği de Neşter. Tamam. Çok güzel. Şimdi kanıyor. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Bununla şeyleri yakıyoruz. Bu kanayan noktaları yakıyoruz burada. Canını acıtabilir diyor hastanın. Bu kan topucuklarını yakmamız gerekiyor bununla. Tamam, güzel iş. Teşekkür ederim. Tabii ki. Clamp. Clamp'le şeyi açıyoruz. Bölgeyi genişletiyoruz. Evet, güzel bir kalp söz konusu burada. Kalpten çok her şey benziyor galiba. Şimdi başka bir clamp'le de yukarıdan mı şey yapıyoruz? Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Ben de bir kalp ameliyatı yapacak olsam böyle yaparım. Şimdi şeyi keseceğiz. Kemikleri mi keseceğiz? Şu bone scissors. Oo, kemik keskisi. Testereyle falan keseriz diye düşünüyordum. Bayağı gerçekte kemik testeresi, o kemik makası diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok güzel konuşuyorum. Konuşmam da mükemmel. Kestik. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tong. Kemik kırıklarının da düşmemesi için düzgün bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Çünkü kemik kırıkları çok tehlikeli olabiliyor. Bunu da vermeden geçeyim. Hani mesela kolu kırıldığı zaman böyle birinin mesela kemik parçaları dağılabilir falan. O yüzden hani alçıya almak yerine ameliyat edilir. Çünkü önemli bir şeydir o. We have to nurse sting. Sting. Ne yapıyoruz? Ne? Aa, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Öyle sinir olduğunu. Bu ne be? Heart pumping machine. Aa, kalp makinesine bağlamamız gerekiyor. Tüpleri renklerle eşleştirecekmişim. A ile başlayacakmışım. Anlamadım ne yapacağımı. Aa, kalbi böyle şeylere yapmam gerekiyor. Gerçekte böyle mi oluyormuş? Kalp çalışmaya devam etsin diye herhalde damarları böyle bağlıyorlar. Vay canına, bunu bilmiyordum. Ne yapıyoruz? Bir şeyler yapıyoruz şu an. Tüpleri yerleştiriyorum. Çılgın Orkun tüpleri yerleştiriyor ama oyun mu kasıyor? Ne oluyor? Hop. Tamam.
Bilmiyorum nasıl yaptım o konusunda en ufak fikrim yok. Ne yapıyoruz? Tip scissors. Kalbi mi kestik? Yok canım öyle bir şey yapmadık tabii ki. Tamam. Kalbin damarlarını kesiyoruz. Kesmiyoruz tabii ki tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz. Ha, kalbin damarlarını kesip tekrar şey yapıyoruz. Anladım. Kalbin damarlarını kesip şeyleri oraya bağlıyoruz. Anladım. Süper gerçek. Aa, bone scissors değil, bilerek yapmadım. Özür dilerim hastacık. Özür dilerim hastacık. Sakin, sıkıntı yok. Sakin, sıkıntı yok. Çıkar, çıkar kalbi, çıkar. Abi kalbi alıp fırlattık ya. Tamam, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Neye odaklanıyorum doktor? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmalıyım? Ha. Aa, kalbi değiştirdim. Kalp nakli yaptım ben. Tamam. Şimdi statü tret lazım bize. Dikiyoruz geri, tamam. Ha, o kalbi çıkardık, yenisini koyduk. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, okey. Her zaman şey düşündüğüm gibi yaptık. Kemikleri koyuyoruz, tamam. Al abi. Herkese kemiğini geri takalım. Buyurun. Hemen kemiklere peki nasıl şey yapıyoruz? Bone stapler. Bu ne? Kemik zıpkınlıyoruz, zımbalıyoruz. Zıpkın değil bu, zımba. Bak adını bilmiyor ya. Daha tipi görüyor musunuz? Zıpkın diyor zımbaya. Zımbaya zıpkın diyen insanlar var ya. Bu ne? Bone plate. Aa. Bak bilmiyorduk. Gerçekten aydınlandım şu anda. Tamam, uzun bir ameliyatmış bu ama. Klempleri çıkaralım. Çıkaralım. Dikelim. Suture thread'le dikiyoruz. Dik. Peki niye burada zımba yapmıyorlar? Bandajlıyoruz. Cast bandage'ler. Çelik yelek giydirdik adama. Evet. Yes. Tam umduğum gibi. Tamam. Sadece bir hatamız olmuş ama güzel bir kalp ameliyatı çıkarttık. Evet, kalp ameliyatları böyle yapılır. Kalp ameliyatı. Hani bir gün kalp ameliyatı yapmanız gerekirse doğru adres burası. Orkun 3. Orkun 3'e geliyorsunuz. Öyle bir şey oldu. Şimdi başka bir ameliyata bakalım. Evet, şimdi omuz ameliyatı yapıyoruz. Yani hani kalp ameliyatından sonra omuz ameliyatı yapmazsak olmaz. Ne olmuş? X-ray ile bakmamız gerekiyor. Omuzunu kırmış herhalde. Ah be teyzecim. Ha, omuz değil bu, kol. Kol ameliyatı bu. Bilek, kol. X-raylere bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Pick an X-ray. Ne diyor? Pick out the right X-ray so that you can treat. Doğrusunu seç diyor. Ha. Kolu şu. Aa, bileği mi şey olmuş? Nasıl davranmalıyız? Ameliyat yapacağız. Ben biliyorum, böyle durumlarda ameliyat etmeliyiz. Ne bunlar, ne ya? Ah. Ne yaptım mı bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Ha, tamam. Şey ki, ben bilek ameliyatından nefret ederim. Bilek ameliyatı yapmasaydık, başka bir ameliyat yapsaydık. Sesi de çıkmıyor oyunun. Bunun sesi de gitmiş zaten. Bir şeyi kesiyoruz. Kolu şeyini kestik, tamam. Torkut alıyoruz. Torkut bu ne? Bu ne? Aa, bunu ilk defa görüyorum. Ne yaptı bu? Bileğine. Ha, bileğine kan gitmesini engelledi tabii, çünkü bilek çok kanar tabii. Ben bu ameliyatı yapmasam mı? Ben bu ameliyattan çok rahatsızım şu anda. Yapmasak mı bunu? Ne olur bak, bilek ameliyatı yapamam ben bak, ne olur. Ne olur. Allah'ım gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Ben bileğine dövme yaptıranları görünce kafayı yiyorum. Allah gidiyoruz. Şu an başım dönmeye başladı ve gözlerim uyuştu. Her zaman oluyor bu bana. Ah. Aa, bunu yapmasak. Ki. Ah. Arka sokaklar fon müziği. Aa, klemp değil mi? Biliyorum bak, artık öğrendim neyin olduğunu da, şu an bayılacağım. Oh, bileğini kırmış. Yukarıdan açsaydık ya, almaz mıydı? Aa, bak dediğim kemik kalıntıları bunlar. Steril sting mi alıyoruz? Aynen. Şey, yine sinirleri kenara çekiyoruz. Sinir git bakayım kenara.
Tongları alıyoruz. Evet, şu parçalar. Dediğim gibi bak, bu kemik parçaları çok büyük sıkıntı olabiliyor. Tamam. 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 Açtık. Kemik parçalarını aldık. Ne yapıyoruz? Kemiği yerine oturtuyoruz. Eli oynattık. Tamam. Fix the plate. Tamam. Tam tahmin ettiğim kadar kötü değilmiş. Tamam. Bileğimi ameliyat yaptırabilirim belki. Tamam. Bu burada duracak. Şimdi bunu vidalayacağız oraya. Tamam. Tam tahmin ettiğim gibi matkapla kemiği deliyoruz. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi evde at arısı var galiba bir tane. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Of 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 of. Niye kemiği matkapla deliyoruz ya? Niye kemiği matkapla deliyoruz? Tamam. Süper. Süper. Şimdi alıyorum ve dikiyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Önce içeriye diktim. Tamam. Sonra dışarıya dikiyorum. Tamam. Bak, eskisinden daha güzel oldu. Tamam. Adını hatırlamıyorum. Susan. Susan olsun adı. Susan'ı da iyileştirdik. Herkesi iyileştiriyoruz ya. Tamam. Doktor olmayı düşünüyorsanız, bilmiyorum, fen falan okuyorsanız, bilmiyorum, tekrar düşünün. Özellikle cerrah falan olmak istiyorsanız, bilmiyorum. Ben hayatta olamazdım herhalde. Özellikle şey, bir ara böyle küçükken falan veteriner olma isteğim vardı ama bunu hayvanlara hiç yapamam. Hani insanlar bir derece ama hayvanla kıyamazsın ona. Aa, neyse, tamam, bu videonun orada sonuna geldik. Beğendiyseniz ve daha fazla böyle oyun gelmesini istiyorsanız like yapmayı, yorum atmayı unutmayın. Siz de bana istediğiniz bir ameliyatı önerebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca bak, az kalsın unutuyordum. Bu tişörtleri de orkunisitmak.com'dan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. İki elle sallıyorum ben. Tek elle sallamam ki.